Herkese merhaba. Bu videoda edat, bağlaç, ünlem konusunu ünlemler alt başlığında işleyerek bitirmiş olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Ünlem dediğimiz sözcük türü duygu, buna sevinme, kızma, korkma, acıma, şaşma ve benzeri ani veya yoğun bir biçimde oluşan duygular, seslenme bildiren sözcüklerdir. Yani duyguları, seslendirmeleri ifade ediyorlarmış. Ardından kimi zaman tek başına, kimi zaman da öbekleşerek yani sözcük grubu halinde kullanılır, cümlede bulunabilir. Ögelere ayırdığımızda cümle dışı unsur olarak kullanılır. Doğrudan doğruya bir öge değildir. Bir ögenin açıklayıcısı olabilir mi? Olabilir. Bir ögeye dahil olabilir mi? Olabilir. Ama herhangi bir soru sorduğumuzda yükleme, doğrudan cevabını ünlem olarak almayız. Cümlenin herhangi bir yerinde bulunabilir. Özelliklerim bu kadar. Şimdi asıl ünlemler, ünlem değeri kazanmış sözcükler gibi farklı kollara ayrılacak ünlem başlığı. Dilerseniz asıl ünlemlerle başlayalım. Doğrudan doğruya seslenme, acıma, üzüntü bildiren, mesela ha, ey oğul, ha, üf, aman, be, a, vah vah, a, hı gibi sözcükler cümlede asıl ünlem olarak kullanılır. Bunları gördüysem ünlemdir diyebilirim. Demek ki duygulu bir okuma. Mesela ne diyebilirim buna? Acıma barındıran bir okuma ya da boş vermişlik belirten bir okuma yaparız. Burada bütün ünlemlerden sonra virgül, cümlenin sonunda da ünlem işareti koyulmuş. Ancak şöyle de olabilirdi. Koyuyla yazılan ünlemlerin hemen ardından ünlem işareti gelirdi. Bunun sonundaki cümle büyük harfle başlar ve sonuna nokta koyulabilirdi diyelim. Şimdi ünlem değeri kazanan sözcükler. Bunlar ünlem değeri kazanıyorlarsa nerede kazanıyorlar? Metnin bağlamında, metnin içerisinde kazanıyorlar arkadaşlar. Bakalım. Söyleyişe göre yani tonlamaya göre farklı sözcük türleri hatta cümleler ünlem değeri kazanabilirler. Örneğin arkadaşlar, hepiniz beni dinleyin derken arkadaşlar ünlem değeri kazandı. Bir isim aslında gitti. İkinci örneğe baktım. Allah'ım bu ne kadar güzel manzara dedi. Yine burada Allah'ım sözcüğü bir isim ve ne oldu arkadaşlar? Ünlem değeri kazandı. Alçaklar siz kim oluyorsunuz dedi. Bakın burada adlaşmış bir sıfat söz konusu ama alçaklar derken nasıl duygulu okuyoruz? Çünkü ünlem değeri kazanmıştır diyelim. Diğer örneğe baktım. Ne olur yardım et diyor. Bakın ne olur bir cümle aslında fakat ünlem değeri kazanmış. Duygulu bir ifadeyi belirtiyor. Diğer örneklere de aşağıdan bakabilirsiniz. Şimdi ünlem değeri kazanan sözcükler veya ünlemler diyelim cümlelere farklı değişik anlamlar katabilirler. Mesela ah, nerede o günler derken ah, ünlemi, özlem. Ha, şunu da söyleyeyim derken buradaki ha ünlemi hatırlama. Tüh, bana yazıklar olsun derken tüh ünlemi ayıplama. Ha kardeşler, dayanın az kaldı derken ha kardeşler ünlemi, ünlem öbeği diyelim. Yüreklendirme anlamı katmış diyebilirim. Diğerlerini de sizler inceleyebilirsiniz. Bir de küçücük bir başlık açarak ünlemlerin farklı kelime türüne geçmesi yani farklı sözcük türü olarak kullanılmasına değinelim. İsim çekim eklerini aldığında ünlemler isimleşiyor. Mesela alma mazlumun ahını, bakın mazlum ah dedi deseydim ünlem olurdu ama çekim eki almış ah ünlemi artık asıl ünlemdi zaten, o zaman bu isimleşti. Aynı şekilde benim ahım tuttu onu derken ahım yine isimleşti. Diğer örnek eyvahlar, tühler, mahlar bu noktada işe yaramıyor dedi. Bakın buralarda da yine tekim eki alındığı için artık ünlem değil isim oldular sözlük türü bağlamında. Diğerine baktım. Sabahtan beri oflayıp geziyorsun dedi. Burada da sözcük türü olarak yine isim olarak kullanıldı diyebiliriz. Artık ünlemden uzaklaştı. Şimdi bu şekilde arkadaşlar ünlemlere de noktayı koymuş olalım. Sizler kendi kitaplarınızdan ÖSYM'nin soracağı tarzda soruları veya çıkmış soruları çözerek bu konuyu pekiştirebilirsiniz. Ünlemler, edat bağlaç ünlem ana başlığını en basit konusu, en iyi anlaşılabilen kolay konusu bu bağlamda. Bu yüzden başarılı olacağınızı düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Kafanıza takılan bir yerler olursa bunlar bölümünde sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.